Akaryakıtta ÖTV'ye zam geldi. İstasyonlardaki fiyatlar 6 lira birden arttı. Şaşırdım yani, çok şaşırdım. Şok oldum. Şok oldum, şok şok. Ben benzin zannettim ya. Şok oldum yani. Ya karamsarlığa kapıldık. Yani bu kadar 15 gün içinde 10 lira arttı neredeyse. 22,5'du. Şimdi oldu 35. Akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi ÖTV'de artışa gidildi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre benzin ve mazottaki ÖTV 2 TL 50 kuruştan 7 TL 52 kuruşa çıktı. Depoyu fulleyebiliyor musun? Hayır. Önceden tabii yani belli bir zaman önce fulluyorduk. Ya önceden depoyu dolduruyorduk. Şimdi 100 lira alıyoruz. Ne yapayım? Sinirlendim. Yani biz emekli insanız. Ona göre bütçemiz var. Çok fazla geldi yani. Şu anda piyasada da gerçekten milletin çok tepkisi var. Ne kadarlık alıyordunuz, şimdi ne kadarlık alıyorsunuz? Bak şimdi 800 lira alıyorum. Daha önce 250-300 lira bir hafta 10 gün gidiyordu yani. Artışla beraber Konya'da benzin 33 TL 89 kuruşa, mazot 31 TL 34 kuruşa satılacak. Zamdan otogazda nasibini aldı. Otogazdaki ÖTV artışı ise 2 TL 80 kuruş oldu. Ya şu an biliyorsunuz ülkemizde deprem oldu zaten. Ondan dolayı oldu herhalde. Sağlık olsun. Peki akaryakıta gelen zamlar dolaylı yoldan diğer ürünlere de yansıyacak mı? Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar cep yakıyor. Bu da özellikle bazı sektörlerde fiyatların artacağını gösteriyor. Valla çalışma zorlaştı. Ben dün 3 tane düğüne gittim. 15 lira para alacaktım. 1 lira para almadan geldim ya. Cebimden, elemanların parasını cebimden verdim ya. Zannediyorlar ki pazarcılar yapıyor bu işi. Ya adam Antalya'dan yükledi kamyona. 6 lira zam gelmiş. Ne olacak o karpuzun tanesi?